arkadaşlar merhabalar. Oldukça basit bir bağlay sorusu vardı. Ee, öncelikle iki tane ipucu vardı diye düşünüyorum. Bir tanesi stilin varlığı. Bir diğeri ise artı eksi yön verme e, özelliği. Mesela ne diyor orada? On yıllarca süren araştırma gösterdi ki biz gönüllü istekli bir şekilde bir şeyi unutma yeteneğine sahibiz. Böyle bir yeteneğe sahip olmak iyi bir şey. Çünkü isteyerek yapıyoruz. Voluntarily. Doğru mu? Ee, bizim beyinlerimizin bunu nasıl yaptığı halen soruşturuluyor, araştırılıyor. Hala bilmiyoruz nasıl olduğunu. Bu da ek Artı eksi birinci ipucu, ikinci ipucu ise stilin varlığı. Zıttık bağlayıcı arıyorum. Kimde var arkadaşlar? Tabii ki Denizli'de. Diyor ki biz e, gönüllü olarak bir şey unutma yeteneğine sahibiz ama beynimizin bunu nasıl yaptığı hala sorgulanıyor. For virgülden sonra kullanılabilir sebep sonuç anlatır. Because anlamındadır değil mi? Çünkü if, eğer koşul cümlesi paralel bağlar. Once yapınca edince zaman ilişkisi kurar. As soon as gibidir. When olunca olduğunda zaman dengesi ister. Merhabalar arkadaşlar ikili boşluğumuz var. Her ikisinden sonra elimizde ne var bir bakalım. Research, araştırma, isim, recommendations, tavsiye, isim. İki tane isim var. Bu durumda both and olabilir paralel bağlıyor. Ondan sonra başka neither nor olabilir o da paralel bağlıyor. Ama mesela such, that olamaz. Çünkü such ile that'in arasında bir isim. That'ten sonra ise sve olayı bir cümle bekliyoruz. Öyle nokta nokta ki anlamını veriyor. As, as de olamaz. Çünkü as, as kadar an anlamıyla eşitlik anlatır. Ez ezin arasında sıfat, zarf ve miktar ifadeleri much, many, little, few görebilirsiniz. Bunu da eledik. E, o zaman the more the more. E hocam the more the more iki cümlenin başında kullanılması gerekiyor zaten. O yüzden bunu da eleyebiliriz. Both and mi? Neither nor mu? Both and hem hem de neither nor ne o ne de o anlamını verecek. Bakalım hangisi gerekecek? Cümle şöyle diyor. E, fiziksel aktivitenin kalp sağlığı için önemli olduğu iyi bilinirken e, araştırma boşluk tavsiyeler tutarlı bir şekilde farklı türde fiziksel aktivitenin faydaları arasında ayrım yapar ya da yapmaz diyeceğiz. Aslında while zıt bağlacı olduğu için fiziksel aktivitenin kalp sağlığı için önemli olduğu biliniyor ya burası artı araştırma ve tavsiyenin de e, aradaki farkı farklı tür fiziksel aktiviteler için vermiyor olması lazım eksi zaten bununla kalmayıp boşluktan sonra e, cümlenin sonunda onlar sadece genel olarak fiziksel aktivitenin hayati olduğunu söylüyorlar demek e, o zaman bu ne demek bizim için hocam ne araştırma ne de tavsiye farklı türde fiziksel aktiviteler arasında ayrım yapmaz dememiz gerekiyor. Yani ayrımı aralarındaki farkı bize söylemez. Cevap D şıkkı. Merhabalar arkadaşlar. Boşluğun hemen önündeki to word e doğru preposition'ı bizim aslında buraya bir non-close yapacağımızı gösteriyor. Non-close yapacaksak eğer boşluktan sonrasında öznenin olmadığını da düşünürsek yani tam cümle olmadığını düşünürsek direkt how did ve when'i elemek. Non clause'larda have, did ve when'den sonra cümlenin e, özneyle devam edip tam olmasını bekliyorum. What mı, who mu? Anlama bakacağız. Non clause isim cümlecici sorularında anlam önemli. Araştırmacılar önemli bir adım attılar bir şeye doğru. E, önemli bir adım neye doğru attılar arkadaşlar? İşitme kaybını düzeltmek için yeni bir yaklaşım olabilecek şeye mi, olabilecek kişiye mi, olabilecek şeye? değil mi? şey anlamında çeviriyoruz. Adana what doğru cevap noun clause sorumuzda. Merhabalar arkadaşlar. Kelime sorumuz için hemen cümlemizin anlamına bakıyoruz. Ee, Noel hem kutsal dini bir bayramdır hem de dünya genelinde kültürel ve ticari bir olaydır ve 2000 yıldır insanlar dünya genelinde onu ki itle refere ettiği şey Christmas, Noel'i. Ne yapıyor olabilirler 2000 yıldır insanlar arkadaşlar Noel'i? E, gelenekleriyle ve hem dini hem de doğası gereği din dışı uygulamalarıyla Noel'i ne yapıyor olabilirler? İnsan kutlamak demek istiyor. Arkadaşlar kutlamak gereğini yerine getirmek anlamında bir adeti yerine getirmek anlamında observing doğru cevap olacak. Aslında observe fiilini insan atmak istiyor, elemek istiyor. Çünkü izlemek, gözlemlemek anlamı çok bas ama bu anlamı uygun değil. Aynı zamanda kurallara uymak itaat etmek anlamı da var arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Mesela ateş kesin kurallarına uymak ya da bir dakikalık saygı duruşunda bulunmak ya da kurallara kanunlara uymak gibi kullanabilirsiniz. Bizim anlamımız ise üçüncü anlam arkadaşlar. Observe Christmas yani Noel'in gereklerini yapmak, Noel'in geleneklerini yerine getirmek ya da e, İslam'ın diyor kutsal ayı Ramazan'ın gereğini yerine getirmek ya da gelenekleri, görenekleri, adetleri yerine getirmek. Observe doğru cevap oldu. Founding kelimesi found kurmak demek, eledik. Identify, saptamak, belirlemek. Ratify, imzalamak, onaylamak, özellikle bir anlaşmayı imzalamak olarak kullanılır. Proclaim ise declare, announce gibi duyurmak anlamında bir kelimedir arkadaşlar. O zaman neymiş? Observe Christmas, observe Ramadan, observe the customs gibi kullanabiliriz. Merhabalar arkadaşlar. Grammar sorumuzun ilk kısmında baktığımda e, beyin işlevlerine müdahale eden, beyin işlevlerine bozan proteinler diyeceğiz. Ne zaman bozduğun cevabı var mı? Yok. O zaman ben present'ları tutuyorum. Interfere are interfering ve denizle have interfered. Ceyhan'ı ve Edirne'yi eliyorum. İkinci kısma baktığımızda da clear temizlemek hep pasif kullanılmış arkadaşlar. Kısmen farelerde temizlendiğini söylüyor ama ne zamanın cevabı yine yok. Bu durumda ben present ifade arıyorum. Have been cleared diyen Adana duruyor. E, Bursa ikinci kısım past perfect geçmişin geçmişi eleniyor ve denizli were being clear temizleniyordu past continuous olduğu için eleniyor. Doğru cevabımız aşık olarak kendini ele verdi. Hızlı bir çevirisini yaparsak da şöyle söylüyor: e, Beyin fonksiyonlarına müdahale eden zararlı protein parçaları kısmen farelerde e, ışık ve sesten başka hiçbir şey kullanmadan temizlendi.